Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Allah lafzının lam harfinin kalın ve ince okunması gereken yerlerini göreceğiz. Lafzatullah, Allah kelimesine verilen isimdir. Allah lafzındaki lam harfi öncesinde bulunan harfin harekesine göre kalın veya ince okunabilir. Allahümme lafzı da aynı Allah lafzı gibi aynı kaideleri içerir. Kalın okunan yerler arkadaşlar basit. Öncesinde harfin harekesi ötre ya da üstün olursa buradaki lam harfini kalın okuyoruz. Nasrullahi, vallahi, tellahi, hüvallahu, kalullahümme şeklinde. Eğer kendisinden önceki harfin harekesi, Allah lafzından önceki harfin harekesi esre ise, yani ra'daki gibi üstün ötrede kalın, esrede ince. Kulille alullah. Bakın la le daha inceltiyoruz. Kulillahümme. Bismillahi. Bismillah değil. Bismillahi. Huvallahu. Fark anlayın diye kalın ve ince okudum. Min indillahi lillahi billahi şeklinde. Esre ise ince, üstün ya da ötre ise öncesi harfin harekesi kalın okunuyor. Lafzatullah'ın lamı, Allahümme kelimesi de Allah kelimesi gibi aynı hükümleri içeriyor. Arkadaşlar, güzel Kur'an-ı Kerim okuyabilmemiz için harflerin mahreçleri ilk iki derste anlattığımız, daha sonra lazımi sıfatlar, harfleri ait olan ve harflerden ayrılmaması gereken. Burası önemli. Lazımi sıfatlardan biri eksik ya da tam yapılmadığı zaman lahni celi, yani bu şekilde okumanın caiz olmadığı bir kaydı ortaya çıkıyordu. Ve şu ana kadar gördüğümüz diğer konuların tamamı ise arızi sıfatları oluşturuyordu. Harflerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kaydeler. Mesela bunu neyi gördük? Lafzatullah'ı gördük. Yani esre harekeyle bir başka harfin harekesi esreyle Allah lafzı yan yana geldiğinde kalın ve ince okunması. Bunlara da arizi sıfatlar diyoruz. Evet, bunların hatasında ise lahni hafi, yani küçük hatalar ortaya çıkıyor ama güzel Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman kulağına hoş, karşı tarafı etkileyebilecek bir Kur'an-ı Kerim okumak istiyorsak harflerin mahreçleri birincisi, lazım sıfatlar ikincisi ve bu arızi sıfatlar, tecvid kaidelerin genelini oluşturan bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Ayrıca kişinin ses rengi, ağzının ve çene yapısının elverişliği, dişlerinin sağlığının da yerinde olması da Kur'an'ı güzel okuyabilmenin şartlarından bir tanesi. Yani bu şekilde kişinin ağız yapısı, anatomisi yaratılmadıysa hem çok fazla yapabileceği bir şey yok ama şu üçünü en azından yerine getirirse bile Kur'an güzel okuyabilir. Ve beşincisi, esas olmasa da makamların bu üç esasa bağlı olarak uygulanması. Bunlar makama uymayacak, makam bu kurallara uyacak. Bu şekilde bu beş kuralı yerine getirirsek herkes Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.